Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam edelim. Sayfa 21 ve 23. Rahman ve Rahim olan Allah Teala'nın adıyla okumaya başlarım demiş. Mevzumuz Fatiha suresi idi. Fatiha suresi okumaya başlarken, başlamadan, yani Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken neler yapmamız gerektiğini daha evvel görmüştük. Şimdi sıra Besmele-i Şerife geldi. Euzü'den sonra sırada olan Besmele-i Şerife'ye gelelim. Bu muhteşem cümle için İlgili kitaplarda çok geniş bilgiler verilmiştir. Hangi tefsiri açsanız, bu hususta geniş bilgiler vardır. Onlardan bakıp araştırılarak daha geniş bilgilere ulaşılabilir. Biz de özet olarak birkaç kelimeyle ifade etmeye çalışalım. Bakalım neler göreceğiz. Bilindiği gibi hadis-i şerifte Besmele her kitabın anahtarıdır denilmiştir. Diğer bir hadis-i şerifte semavi kitaplarda mevcut olan her şey Kur'an-ı Azimuşşan'da, Kur'an-ı Kerim'deki her şey Fatiha-i Şerif'te, Fatiha-i Şerif'teki her husus Bismillahirrahmanirrahim'de mevcuttur. Bunun gibi Besmele-i Şerif'in esrarı da noktadadır buyurulmuştur. Evvela sayı değerlerinden yola çıkalım. Kur'an-ı Kerim bilindiği gibi mana ve sayı olmak üzere iki bölümden meydana gelmekte. Yani sadece harflerden ibaret değil, rakamlardan da ibaret. Sure sayıları, ayet sayıları, kelime sayıları, harf sayıları hepsi tespit edilmiş bunların. Ve bu sayıların içerisinde de her bir sayının kendine özel hususiyetleri var, manaları var. Eğer öyle olmasaydı sayılar kullanılmazdı. Şimdi Besmele-i Şerif'in sayı değerlerine bakalım. Bilindiği gibi Kur'an-ı Azimuşşan'da 114 sure-i şerif vardır. Bunların birinin Tevbe suresi başında besmele yoktur. Bakın şartı besmele olduğu halde Kur'an okumaya başlamanın şartı, ama Tevbe suresinin başında yoktur. Tefsirlere bakıldığı zaman birçok izah ve ifadeleri vardır. Derler ki bir evvelki surenin devamı niteliğinde olduğundan besmeleye gerek yoktur. Eğer mutlak manada öyle olsaydı, sadece öyle olsaydı, o iki sure, ikinci sure, birinci surenin içine bir bütün sure olurdu. Niye ayrılmış o zaman? Ayrı sure diye. Ayrı surenin ayrılması ve ayrılığını belirten de Besmele-i Şerife. Ancak o söylenen söz yanlış bir söz değil. O da doğru. Ama bu gerçekte doğru. Bu sure-i şerifin ayrı bir özelliği vardır. Dizilişte 9. sırada olmakla birlikte nüzülde 113. sıradadır. Tevbe suresi. Nüzülde 113. sırada. Bakın ne kadar mühim. 114'ten bir çıkarılırsa geriye yine 113 kalır. Zaten sırası 113. Nüzüldeki sırası, yani iniş sırası. O sıraya bakıldığı zaman bu sayı veriliyor. Ayrıca 114. besmele dizilişte Sure Neml 27. sure, nüzülde ise 48. sure. Aynı sure, iki
diziliş sırasına göre 48. sırada olan bu surenin 30. ayetindedir. 114. besmele. Ne büyük bir uyum olduğunu açık olarak görmekteyiz. 114'ten çıkardığımız 1'i 30. ayetin başına koyarsak 130 olur. Sıfırını çıkarırsak gene geriye 13 kalır. Böylece yukarıda olan 113'lerin birlerini alırsak geriye 3 adet 13 kalır yine. Bu da çok manidardır. Dizilişte 27, 2 artı 7, 9, nüzülde 48, 4 artı 8, 12 oluşmaktadır. Görüldüğü gibi açık olarak 9, 12, 13, 14 sayıları meydana gelmektedir. Bunlardan 9 Museviyet, 12 Hakikati Muhammediye'yi, 13 Hakikati Ahadiyetül Ahmediye'yi, 14 ise bütün mertebelerde faaliyette olan Nur-u Muhammediye'yi ifade etmektedir diyebiliriz. Bu sayılardan daha birçok sayısal değerler çıkabilir. Ancak daha fazla uzatmamak için Besmele-i Şerif'in şanına sadece bu ifadeler bile yeterli olur. Bu hususta daha geniş bilgi Neml Karınca Suresi isimli kitabımızda vardır. Dileyenler oraya bakabilirler. Ancak biz gene yolumuza devam edelim. Bütün ins ve cinnin alimleri bir araya gelseler, meydana getiremeyecekleri bu muhteşem ilahi cümle, Bismi Allah Rahman Rahim olmak üzere 4 kelimeden meydana gelmektedir. Yani Bismillahirrahmanirrahim kelimesi 3 harfli değil, 3 kelimeli değil, 4 kelimeli harftir. Yani Bismillah Allah ve Rahman değil, bir ismi bir kelime, Allah Rahman Rahim birer kelime, 4 kelimeden oluşmaktadır. Ve şimdi de harf sayıları üzerinde durmaya çalışalım. Yani bu 4 kelimenin harflerinin sayıları üzerinde. Harfleri 1 adet B, 1 adet Sin, 3 adet Mim, 3 adet Elif, 4 adet Lam, 1 adet H, 2 adet R, 2 adet de Ha vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Bunların ayrı ayrı manalarını vermek mevzu uzatacağından yeri geldikçe belki toplu olarak bahsedilecektir. Ve şimdi de genel sayılar üzerinde durmaya çalışalım. Ebced hesabı toplam sayı değerleri asli harfler itibariyle bir ismi 2 artı 60 artı 40 eşittir 120 yapmakta. Yani bir ismi kelimesi 120 sayı vermekte. Allah ismi ise 1 artı 30, 30 artı 1, 1 artı 5 eşittir 67. Allah ismi 67'dir. Bazıları bunu 66 çıkarırlar. Neden? Çünkü ikinci lamın önünde, Allah isminin esmasının ikinci lamın önünde gizli bir elif vardır. Allah derken. Ama o yazıda yoktur ama lisanda, kelimede vardır. Onunla beraber 67 yapar. O sayılmazsa, görünürlere bakılırsa sadece 66'dır. 67 eşittir yine 13. Yani 6, 7 toplandığı zaman yine 13 olur. Rahman 200 artı 8 artı 40 artı 404 artı 50. 4 çarpı yerine 4 gelmiş. Neyse anlaşılır. 298 netice bize lazım etmekte. 2 artı 9 artı 8 eşittir 19. Yani biri bir ismi 12, Allah 13, Rahman 19. Rahim ise 200 artı 8 artı 40, 248
Toplandığı zaman 2 artı 4 artı 8 eşittir 14. Bu kadar olur muhteşemlik. Hepsini birlikte toplarsak 102, 67, 298, 258 eşittir 725. Yine kendi içinde toplarsak 7 artı 2 artı 5 eşittir 14. Netice budur. Son toplamlarda görüldüğü gibi çıkan sayısal değerler 12, 13, 19, 14 ve 14'tür. Oldukça da şaşırtıcı bir neticedir bu. Bir ismi 12, Hakikat-ı Muhammedi'nin ismidir. Allah 13 Celle Celaluhu bütün mertebeleri bünyesinde toplayandır. Rahman 19, Rahman sureti üzere halk edilen insanı Kamil'in remzidir. Rahim 14 ise bütün mertebelerin batınında, rahiminde olan Nur-u Muhammedi'dir. Diğer toplam olan 14 ise Nur-u Muhammedi'nin diğer bütün mertebelerinin batınında mevcut olduğunun işaretidir diyebiliriz. 2, 14. Yukarıdaki sayısal değerler ayrıca tek tek incelendiğinde ne kadar çok mana çıkacağı aşikardır. Biz bunları toplu olarak verdik çok fazla uzamasın diye. Ancak sayı değerleriyle fazla sıkmamak ve kalanını bu yoldan giderek daha fazla araştırma yapmak isteyenlere bırakarak biz yine yolumuza diğer genel sayılar ile devam edelim. Besmele-i Şerif'te ana harfler olarak bir ismi de 3 adet ana harf. Allah'ta 3 adet, Rahman'da 4 adet, Rahim'de ise 3 adet asli harf vardır. Bunların toplamı ise 3 artı 3 artı 4 artı 3 eşittir 13. Asli harflerde 13 etmekteyim. Ki şaşırmamak elde değildir. Bilindiği gibi Allah Celle Celaluhu 13 sayısal değerinde bütün mertebeleri bünyesinde toplayandır zaten. Besmele-i Şerif'te bütün harfler yazıda, görüntüde tek tek sayıldığında 18'dir. Besmele-i Şerif'in harfleri tek tek sayıldığında 18'dir. Bu da 18 bin alemi ifade etmektedir. Bu alemler 18 mertebe üzerine bina edilmiş olduğundan çokluklarını ifade babında bin yani 18 bin denmiştir. Ki binle ifade edilecek şey değil onlar. Besmele-i Şerif'te harfler okunuş şekliyle lafızda 19'dur. Besmele-i Şerif'te bütün harfler şeddeliler ile birlikte 22'dir. Şeddelendiği zaman bir harf iki harf olmakta. Onlarla birlikte 22'dir. Besmele-i Şerif'te bütün harfler Latin alfabesine göre yazıldığında 24'tür. Besmele-i Şerif'te harf cinslerinden bir adet B, bir adet sin, 3 adet mim, 3 adet elif, 4 adet lam, 1 adet he, 2 adet r, 2 adet ha vardır ki toplam 8 cinstir. Adet olarak toplarsak 17'dir. Besmele-i Şerif'teki hareke değerleri de şöyledir. 3 adet nokta, 2 adet uzatma, 2 adet cezim, 3 adet şedde, 5 adet esire olmak üzere 5 hareke vardır. Hareket türü vardır. Yani toplam olarak 15'tir harekeler. Çıkan toplam sayıların hepsini topladığımızda da şöyle bir sonuca ulaşırız. 13 artı 18 artı 19 artı 22 artı 24 artı 8 artı 17 artı 5 artı 15 eşittir 141.
çıkan neticeye gene şaşırmamak elde değildir. Nereden bakılsa 14 olan Nur Muhammedi'nin her mertebede bir tek olduğudur. Yani 141'in 14'ünü aldığımızda arkaya bir kaldığında her mertebede bir tek olduğudur. Yukarıda meydana çıkmış olan sayı değerlerinin hepsinin ayrı ayrı her mertebeleri itibariyle izahları vardır. Yeri olmadığından, benim de vaktim sınırlı olduğundan şimdilik genel bir ifadeyle yetinip daha fazlasını araştırmacılara bırakalım. Fazla da başınızı yormamış olalım ve Besmele-i Şerif'teki yolculuğumuza devam edelim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Besmele-i Şerif'in hadislerinde Besmele her kitabın anahtarıdır diye buyurmuşlardı. Bir anahtarın anahtar olabilmesi genelde dört hususu gerektirmektedir. Yani herhangi bir anahtarın görev yapması, anahtar olabilmesi için dört husus gerektirmektedir. Birincisi, el ile tutma yeri. Yani anahtarın el ile tutma yeri. El ile tutma yeri olmazsa anahtar tutulmaz. İkincisi, dişleri. Yani o tık 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 atan dişleri. Üçüncüsü ise iki yanlarında olan yivleridir. Hani bazılarının derin yivi var, bazılarının dışa dönük var iki yanlarda. O yivleri, üstteki dişlileri bir de tutma yeri. Dört tane. Gerçi türlü değişik anahtarlar vardır ama aslı yine böyledir. Besmele anahtarının tutma yeri bir ismi. Bismi. Tutma yeri bismi. Dişleri Allah ismi. İki tarafındaki yivleri de Rahman ve Rahim isimleridir. Bunları bir bütün halinde elimizde tuttuğumuzda bu alemde açılmayacak mana kitabı ve kapısı kalmaz. Bu anahtarları da gerçek manada kullanabilecek olan gerçek insanı kamildir. Değil mi? İşte besmele anahtardır dedi Efendimizin bu. Tutma yeri, dişleri, iki yanında da yivleri. Bu her anahtarın genelde sistemi budur. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar o cümle-i şerife geliyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah Teala'nın adıyla başlarım deniyor. Burada yaptığımız iş okuma olduğundan okumaya başlarım. Kim hangi işi yaparsa o işi işte yemek yapmaya başlarım. İş çarşıya gitmeye başlarım gibi. Bu cümleyi camiden, cami bir cümledir bu yani. Cem makamının bir cümlesidir. Cümleyi camiden tabii ki herkes himmeti kadar istifade edecektir. Yani o anahtarı kullanmasını ne kadar biliyorsa o kadar kilidini açacaktır, o kadar sandığını açacaktır. Ama kullanamıyorsa elinde kalacaktır, bir işe yaramayacaktır. Genel kitaplardaki ifadesi yukarıda icma ile bildirilen halidir. Yani verilen manadır. Genel kitaplarda böyle geçer. Rahman ve Rahim olan Allah Teala'nın adıyla başlayalım. İcma, yani alimler bunu genel olarak bu meal halini vermekteler. Genel kitaplardaki ifadesi yukarıdaki icma ile bildirilen halidir. Besmele-i Şerif'in yani Türkçeleştirilmiş halidir. Özü ve hakikatini anlamaya çalışmak ise büyük bir eğitim, mücahede ve müşahede işidir. Kur'an zattır, Furkan sıfattır. Kur'an okumak, zatı okumaktır. Onu okumaya başlarken ilk şartı olan eûzü'nün diğer bir bakıma elifi ahadiyet, eûzü derken aynı sıfat, göz, görme,
Za ise bireysel zatıma mahsus demektir. Hal böyle olunca zatımla müşahede ettiğim hakikatlerin mertebe-i ahadiyete ait olduğunu anladım ve bu anlayıştan düşmekten uluhiyet zatına sığınırım demek olur. Birinci bölümde Evuzlu'yu izah etmeye çalışırken bir hayli şeklini görmüştük. Burada bir değişik şekli daha var. Bir daha okuyalım orasını. Hal böyle olunca zatımla müşahede ettiğim hakikatlerin mertebeyi ahadiyete ait olduğunu anladım ve bu anlayıştan düşmekten uluhiyet zatına sığınırım. Euzu billahi. Demek olur. Görüldüğü gibi sığınma cümlesinin başında elif vardır. Euzu derken işte o elif ahadiyet mertebesinin hakikati, bu anlayıştan düşmekten sığınırım. Bu sığınmadan sonra okumaya başlanan besmelenin başında ise B harfi vardır. İkisi de birlikte okununca Ebi olmaktadır. Eba olmaktadır ki Eba, Aba, Ata, Baba, Cet demektir. Bu mana okunacak manaların ceddi, atası yani kaynağı olması lazım gelmektedir. Euzu'nun başındaki elif, besmele'nin başındaki B. Eba. Kur'an-ı Kerim alfabesinin başındaki elif, B, T, üç harf, elif başta olmak üzere bütün harflerin ve manaların da kaynağıdır. Diğer bir mana ile elif uluhiyet, B risalet, T ise abdiyet yani insanı ifade etmektir. Ente, T'de ente oluşmakta, ente'de sen olduğundan abdiyet mertebesini ifade etmektir. Zaten bütün hadiseler bu üç makamın çevresinde dolaşıp durmaktadır. Hem baştalar hem sondadırlar. Elif, B, T şekillerde de görüldüğü gibi elif uluhiyet bütün haşmetiyle bir alemden bir aleme uzayıp gitmektedir. B, risalet mertebesi ise kucağını açmış, o da bütün gücü ile uluhiyet mertebesinden akseden bütün tecellilere kucak açmış vaziyette her an dikkatle beklemektedir. Hani gemi gibi ya, böyle bakın, kucak açmış bütün tecellileri beklemekte. Bütün tecellilere kucak açmış vaziyette her an dikkatle beklemektedir. İhtiyacı olan gücü ise altındaki dayanağı olan noktadan almaktadır. B, kendisine nakledilen değerli emanetleri T olan, ente olan, sen'e, sana aktarmaya hemen başlamıştır. O da kucağını açmış, kendisine benzeyen, sadece simgesel noktaları değişen, aslında kendinin aynı olan, ente, sen olan ümmetine yorulmadan aktarmasıdır. B'nin T, ente, sen hükmüne dönüşmesi sadece noktalardan ibarettir. Birinde nokta altta ve tek tevhid noktasıdır. Diğeri ise üstte benlik noktalarıdır. Benliğin bir tanesi nefsi benlik, diğeri ise ilahi benliktir. T'nin üstündeki ente, sen ifadesiyle belirtilen de daha evvel de görüştüğümüz gibi biri nefsi benlik, biri ilahi benliktir. Benliğin bir tanesi nefsi benlik, diğeri ise ilahi benliktir. İşte kişi, kul bu iki benliğin arasında git gel yaşamaktadır. Eğitimini tamamlarsa altı noktalı B'ye
Oradan da Elif'e uruc edip aslına dönmek mümkün olacaktır. B ve T Elif'in kıvrılmış halidir. Bir tel elimize alalım, yumuşak. Kıvralım uçların, işte oldu B ile T. Noktalarını da koyduk mu tamamdır. Eğitimini tamamlarsa 6 noktalı B'ye, yani T, kendi üstündeki noktayı alırsa, iki noktayı alırsa B olacak. B'nin altındaki noktayı alırsa uzayacak yukarıya doğru Elif olacak. Yani ente denilen ene olacak. Zaten eneydi. Aynada seyretmeyi diledi Cenab-ı Hak. Aynada gördüğüne ente dedi. Başka bir şey yok. Aynanın kendisinin aynada yansıması. Te, ente dedi. Ente anladı ki B'dir. Yani birleştiricidir, iledir. Kendi noktalarını sildi attı. Oldu B. Daha sonra o noktasını da attı. Kalp noktasını da attı. Uzattı kendini. Oldu Elif. B'ye oradan da Elif'e uruc edip aslına dönmek mümkün olacaktır. Şimdi burada yeri gelmişken 13 ve Hakikat İlahiye kitabımızdan mevzu ile ilgili bir bölümü ilave edelim. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim Arap alfabesinde Elif birinci, B ikinci, T de üçüncüsü, üçüncü harftir. Her harfin de ebced sayısal bir değeri vardır. Yeri gelince bunları da inceleyeceğiz. Şimdi bu bölüm 13 ve Hakikat İlahiye kitabından ilgili olması dolayısıyla. Genelde bütün insanların ana kaynağı olan alfabeler, bütün insanların ana kaynağı olan alfabeler, yani burada alfabelerden kasıt büyük kalabalık milletlerin büyük alfabeleri. Küçük alfabeler de bu hale dahil. Ama bazı küçük alfabelerde ufak tefek değişiklikler var. Bütün alfabeler Elif ile başlamaktadır. Bak, Latin alfabeleri olsun, ne diyorlar? Arami alfabeler mi? Bir doğuda kaynaklanan alfabelere ne diyorlar? Onlar lisan da genel Arami sanıyorum. Ondan açılan bütün kök kaynak eski lisanlardan. Bütün alfabelerin başında Elif var. Ve bizim kullandığımız alfabede A var ki o da Elif'tir. A sesi başka türlü, bizde Elif'in verdiği ses başka türlü Latin harflerine göre düzenlendiği için bizde A ile başlar. Alfabelerdeki harfler birer rumuz ve sembollerdir. Her bir sembol Elif harfinin, Elif'in değişik suretlerde görünmesinden başka bir şey değildir. Ayrıca bütün sayılarda birin kendi içinde birer birer çoğalmasından başka bir şey değildir. İnsanoğlunun bu alemde kullandığı bütün sayısal ve manasal değerlerin ana kaynağı Elif ve birden ibaret. Ki Elif ile bir de aynı şeydir. Sayı hesaba geldiğimiz zaman Elif'i bir olarak, manaya geldiğimiz zaman Elif'i Elif diye isimlendiririz. Mana olarak Elif, sayısal değeri bir. Ama ikisi aynı şey. Nasıl ki sayı değerleri birden artıyor, çoğalıyor ise, bütün mana değerleri, harf sembolleri de Elif'ten meydana gelmektedir. Yani bütün varlığın aslı bir, birden çoğalmakta her şeyler. Birden çoğaldığı zaman bu bir tabirdir sadece. Hiçbir zaman çoğalmış olmaz. Birin tekrarı olur. Birin tekrarı da çokluk değil, yine tekliktir. 100 milyon tane bir yan yana konmuş olsa yahut üst üste alt alta, o 100 milyon değil, yine bir tane birdir. İşte biz birleri ve elifleri çok gördüğümüzde zannederiz ki bu alemde başka başka varlıklar vardır.
Ayrıca bütün sayılar da birin kendi içinde birer birer çoğalmasından başka bir şey değildir. İnsanoğlunun bu alemde kullandığı bütün sayısal ve manasal değerlerin ana kaynağı elif ve birden ibarettir ki zaten o iki asıl da yani sayılar ve harfler olarak zuhura çıkmalarıdır. Bu iki asıl da asıl olan noktadır ayrıca. Ve her ikisi de 12 artı 1, 13 noktadan meydana gelmiştir. İşte bu sebepten sayılar ve kelimeler arasında mutlak bir bağ vardır. Daha evvel de mevzunun başında belirtildiği gibi Kur'an-ı Kerim hem sayısal hem manasal olarak iki yönde şey yapmaktadır, ifade edilmektedir. Hem sayılar ile hem manalar ile. Harflerin, kelimelerin ve cümlelerin mana yönünde ifadeler olduğu gibi rakamlardan meydana gelen sayıların adet olarak ifadeleri de vardır. Ve bu yoldan gelen sayısal değerler ve kelami manalar birbirleriyle çok yakından irtibatlıdırlar. Aksi halde alemde bu mana bütünlüğü mümkün olmazdı. Yani hem sayılar hem manalar birbirlerini tamamlamakta, desteklemekte ve bir yerde hükme girmektedirler ki Kur'an-ı Kerim'in ayet sure sayıları, ayet sayıları işte kelime sayıları, harf sayıları hep birbirleriyle uyumludur. Demin işte hep gördüğümüz gibi Besmele-i Şerif'in bütün sayısal değerleri ne kadar uyumlu. Eğer bu sayısal değerleri olmamış olsa İki yön birbirini tasdik etmemiş olur ve birbirinden kopuk olurlar. Ayrı ayrı manalar taşırlar ki bu da Kur'an-ı Kerim'e yakışmaz. Yani ilahi kelama yakışmaz. Her iki yönden gelen yani mana ve sayı değerleri bu alemde müthiş bir uyum içindedir. Zaten aksi de düşünülemez. Ancak bu oluşum gerçekten incelenmesi gereken çok geniş bir sahadır. Manaların zahir dış anlaşımlarından iç öz anlaşımlarına geçmek için bunların hakikatine yönelmemiz gerekmektedir. İlahi kuruluşta bunlar zaten sayısal ve manasal olarak birbirlerinin içinde mevcutturlar. Başka ilavelere gerek yoktur. Gerekli olan şey mevcudu hakkıyla anlamaktır. Bir mana sayısal değeri ile de anlaşıldığında işte o zaman onun gerçek ve derin manası ortaya çıkmış olacaktır. İlahi hakikatlere bu yönüyle de bakıldığında bugün anladığımızdan çok daha geniş bir ihata ve anlayışla İçinde bulunduğumuz hayatın ne derece yüce bir yaşam olduğunu idrak etmemiz zor olmayacaktır. Ne yazık ki bu ilahi ve gerçek hakikatleri geçmişte oldukça sınırlı bazı irfan ehli kimseler anlamışlar. İnşallah yapılacak araştırmalar ve çalışmalar neticesinde bu anlayış daha çok idrak edilerek yaşam konusu haline insanlığa biraz daha umut ve huzur katabilecektir. Günümüzde sayısal değerleri ne kadar çok kullanmakta olduğumuz aşikardır. Adeta sayısal değerler gerçek kimliğimizi kaplamış durumdadır. X x x eşittir isim vatandaşlık nosu. Yani her birerlerimizin vatandaşlık numarası var. Yine x x eşittir isim vergi nosu. Yine x'ler eşittir isim telefon nosu. Yine x'ler eşittir isim kapı nosu. X'ler eşittir isim şifre nosu. Yani herkesin bir kartı var, bir kartının şifreleri var, gizli şifre nosu. Ve diğer şifre olan birçok X nolar hayatımızı sarmış vaziyettedirler. Ve hepsinin haklı bir veriliş nedeni vardır. Yani bir faaliyet göstermektedir. Çünkü onlar şahsa mahsustur.
Böylece gizlilik korunarak şahsa mahsus özellikler şahsa ait kalmış olmaktadır. Bu da birey olma hakkının gereğidir. Ve özellikler böylece korunmaktadır. Ancak bu özellikler gerektiğinde ehil olanlara bildirilir. Zahiri yaşantının böyle bir özelliği olduğu gibi batın aleminin de böyle bir özelliği vardır. İşte bu özellikler harflerin ve rakamların içlerinde bulunan sayısal değerleri ve manaları itibariyle hem ifade edilmekte ve hem de ehil olmayanlardan perdelenmektedirler. İmkanımız nispetinde Hakk'ın izin verdiği kadarıyla bu perdeleri incelemeye ve açmaya çalışacağız. Gayret bizden anlayış ve muvaffakiyet vermesi de Hak'tandır. Evvela şunu kısaca belirtelim ki Elif'in aslı olan 13 yani 1 ve 13 her harf ve rakamda mevcuttur. Ve onların da aslıdır. Elif'in varlığı batında ahadiyet, zahirde ise noktadır. Elif'in değişik şekillere bürünerek kıvrılıp hareketlenmesi, yeni yeni sembol harfler ve rakamlar meydana getirerek sayılar ve isimler oluşmakta, her sayı ve isim özelliği itibariyle kendi manasını ifade etmekte, o manada o şeyin veya değerin ne olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. Böylece Elif alemde ve alemin bütün fert ve manalarında mevcuttur. Elifsiz yani 1 ve 13'süz yer ve mananın olması mümkün değildir. Alemlerin aslı olan ahadiyetül ayn, bütün alemlerde her zerrede ve alemin bütün fertlerinde aynı ile mevcuttur. Onun olmadığı bir varlık, varlık olamaz. Bir varlığın varlık olabilmesi onun o varlıkta tecelli ve zuhur etmesiyle mümkündür. Yani ahadiyetül aynın. Elif hareketsiz olduğu zaman Elif, harekeli olduğu zaman Hemze Elif ismini almaktadır. Elifsiz yazı yazmanın veya hesap yapmanın mümkün olmadığı da aşikardır. Hemze elif, elif çeker, elif uzatır, elif üstün, elif esire, elif ötüre harekeleriyle birlikte ne oluyor? 2, 4, 6 tür elif harekeli elif meydana geliyor. Bu da 6 cihetin hakikatini gösteriyor. Veya hesap yapmanın mümkün olmadığı da aşikardır. O halde kim ne türlü yazı yazarsa ve hesap yaparsa yapsın, hepsi Elif 1 yani ve 13'ün kontrolü altındadır. Elif'e 1 ve 13 demekteki kasıt şu. Elif bakıldığı zaman 1, noktalarla belirtildiği zaman 13, ayrıca ebced hesabı içerisinde 1 ve 13 sayı değerlerinde. Hem 1 hem 13. Bakın hem birlik kemalatı hem 13'ün kemalatı var kendisinde. Küçük ebced hesabına göre 1, büyük ebced hesabına göre 13. Daha iki hesap var. Orada da ayrı sayı değerleri var. İki tane daha da. Ama asli olan bunlar. Bugün isteyen kabul, isteyen ret eder. Belirli bir süre bu kabul ve redde izin verilmiştir. Ancak vakti malum bilinen kıyamet vakti geldiğinde her şey aslına dönecek. Hakikat-ı Muhammedi'nin hükmü bütün varlık ve insanların üzerinde hükmünü yürütecektir. Yani bu batının, doğunun, kuzeyin, güneyin kullandığı bir sembolü yani çizgi elif, E, A gibi semboller hakikati Ahadiyetül Ahmediye'ye bağlı. Hakikati Ahadiye'ye bağlı. Ama bugün Batılılar bunun farkında değil ve bunu inkar etmekteler.
İşte ahiret olduğu zaman kim inkar, kim kabul etmiş, ne yapmışlarsa yapmış olsunlar, bu Elif'in hükmü orada tahakkuk edecektir. Yani Allah'ın hükmü orada hükmünü yürütecektir. Şimdi başka bir yönden bu hakikati ele almaya çalışalım. Bütün dünya dilleri, alfabelerinde ittifakla Elif birinci harftir. İleride bu konuyu da inceleyeceğiz. Vahyin ilk harfi Elif'tir. Lafızda Kur'an'ın ilk harfi Elif'tir. Hani Euzubillahi dedik ya. Kayıtta olmadığı halde lafızda, bakın, sözde Elif'tir. Fatiha suresinde Besmele'den sonra ilk harf Elif'tir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bakara suresinin ilk harfi Elif'tir. Elif, la, mim. Ve diğerleri. Ahadiyetin Elif'tir. İnsanın Elif'tir. Bütün bunlarda mutlak hakimiyetin Elif yoluyla ahadiyetin olduğu açık olarak görülmekte. Ve bu mana kaynakları kendilerinden sonra gelen bütün manalara birer zuhur yeri olmaktadırlar. Genellikle bütün dünya alfabelerinde yine ittifakla mevcut olan ikinci harf B'dir. Elif ile B yan yana gelince daha evvel de gördüğümüz gibi E bir olur ki bunun ifade ettiği mana baba, ata, cet, aba, peder demektir. Bu iki harflerin babaları, ataları, cetleri ve pederleridir. Hadi bakalım. Bir bakıma Elif aklı kül, B ise nefsi küldür. İkisinin izdivacından bütün harfler ve rakamlar meydana gelmiştir. B'nin altındaki nokta, Elif'in üstündeki gaybi zuhura gelmiş 13. noktadır. Hani Elif'in üstünde 7 ve 5 olmak üzere 12 nokta var, görülen nokta. Bir de gayb noktası, İ harfinin üstündeki nokta gibi. 13. nokta o. İşte o Elif'te gaybta ama Elif'in tecellisi olan B'de bakın altı görünür hale gelmekte. Bütün alemlerin yükünü de o nokta çekmekte. İşte demin belirttiğimiz gibi hani çocukluğumuzda belki hepimizin hatırındadır, bildiğimiz şeydir de torunlarımıza da gezdiriyoruz şimdi. Tattiravalli derler ya hani işte o B'dir o tattiravalli. Altında tek noktası var. O tarafa bastırırsanız bu taraf yükseliyor. Buraya bastırırsanız bu taraf yükseliyor. O kadar dengeli bir şekilde olması lazım ki eğer tattiravalli oynanacak ise iki oynayan tarafta sanatkarane oynaması lazım onun üstünde. Aksi halde birisi fazla vurdu mu öteki sırt üstü gitmekte. İşte bu hayat dengesi. Bakın her birerlerimizin hayat dengesi bu tattiravalli üstündeyiz. Biraz nefsimize ağırlık verdik mi diğer taraf yükseliyor. Biraz uluhiyetimize ağırlık verdik mi diğer taraf yükseliyor. Bakın ikisinde de denge bozuluyor. Ne olacak? Bunlar kah bazen biri kah bazen diğeri yukarıya çıkacak ama dengeli vaziyette çıkacak. Sarsmadan, ortalığı kopartmadan, bozmadan, yıkmadan. Öyle olur. Gerekir zaman zaman birey, beşeriyetimiz öne çıkar. Öyle lazımdır o yaşam süresinde. Ama hep orada kalırsak biz hayatımızı beşeriyetimizle sürdürmüş oluruz. Zaman zaman da ilahi varlığımızı ağır bastırarak onu ön plana çıkarmamız gerekir ki bu da ilahi hakikatimizdir. Elif'in üstündeki gaybi zuhura gelmiş 13. noktadır ki bütün alemin yükünü o nokta çekmektedir. Ve B bütün bu alemleri kucaklamış çok hassas vaziyettedir. Sağ tarafı aklı kül, sol tarafı nefsi küldür. Hangi taraf ağır basarsa o halin yaşantısı ağırlık kazanır.
Bilindiği gibi be Arapçada ile birliktelik, ilsak, bağlamak manalarını ifade etmektedir. İşte böylece B ile Elif'te mevcut olan bütün manalar kendinden sonraki harflere tenezzül ederek zuhura çıkmaktadırlar. Ve B, zahir ve batın alemlerin arasında bir mabeyinci, yani aracı olmaktadır. B harfi. Bilindiği gibi Hazreti Ali Radıyallahu Efendimiz'den gelen şöyle bir söz vardır. İlim bir nokta idi, cahiller onu çoğalttılar. Ne demek? Bakalım ne demek? Bu sözü gerçek manasıyla anlayabilmemiz için evvela bahsi geçen cahil kelimesinin neyi ifade ettiğini iyi anlamamız gerekmektedir. Şimdi ilim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttılar. E peki arifler de ilmi arttırıyorlar. Şimdi bunlar mı cahil mi bunlar da, yani yoksa hayal ve vehim ilmini mi arttırdılar? İzah gerektiriyor yani. Söz çok doğru da bizim anlayışımız eksik biraz. Onu inşallah düzeltmeye çalışalım. Bu sözü gerçek manasıyla anlayabilmemiz için evvela bahsi geçen cahil kelimesinin neyi ifade ettiğini iyi anlamamız gerekmektedir. Şöyle ki, cahillik genelde iki kısımdır. Bizim de süremiz dolmuş. Sayfayı bitirelim de bırakalım inşallah. Biri kendine ve Rabbine arif olmayan, gaflet ve uyku ile yaşayan, kendine ve Rabbine cahil olan, yani bunlar kendinden, alemden meçhulde kalmış olan Hakk'ın cahilleridir. Diğeri ise kendine, gerçek nefsine ve Rabbine arif, hakikatine vasıl ve o hakikat üzere yaşayan, bu yaşam içerisinde bireysel nefsi varlığını unutmuş, onun cahili olmuş. Beşeriyeti kendine meçhul kalmıştır. Çünkü anlamıştır ki kendi varlığında, Hakk'ın varlığından başka bir şey yoktur. Evvelce var zannettiği bu nefsi varlığının zaten hiçbir zaman olmadığını anlamış. Böylece beşeri, nefsi benliğinin cahili olmuştur. Bunlar da ikinci kısım bireysel nefsi varlıklarının cahilleridir. İşte ilahi emanet bu cahillere yüklenmiştir. Zalûman cehûlâ deniyor, işte bu cahillere yüklenmiş. Birinci kısım Hakk'ın cahilleri, hakikat-ı ilahiyeden habersiz, nefs ve hevalarından meydana gelen hayal ve vehimleriyle ürettikleri, çoğalttıkları ilimleridir. Bu ilimlerde iki kısımdır. Birinci kısmı ne dünyada ne ahirette faydası olmayacak. Tamamen nefsi olanlardır. İkinci kısmının bazılarının dünyada faydası olanlar fakat ahirette hiçbir işe yaramayanlardır. İmanları olmadığından dünyada işe yaramayanlardan dahi hiçbir istifade, yarayanlardan dahi hiçbir istifadeleri olmayacaktır. Ve bu bilgiler insanı oyalayarak ebedi gaflet ölümüne götürmektedir. Evet, buraya kadar burada bırakalım. Epey şeyimiz ilerledi. Daha sonra da ikinci kısma bakarız inşallah.